Opportunity to sincerely welcome all of you to our National and Heritage Day. We truly feel honored to host you this evening so that we can share with you the experiences in our country. I've skipped protocol deliberately, because I think of ladies who have been standing in high heels for long. They must be feeling uncomfortable now. But I request you to allow me to say all protocol observed, all ambassadors who are here and our two deans from the African Diplomatic Forum. Without wasting much time, today is not the day of speeches. This is the day where South Africa is celebrating its Heritage Day. Heritage Day to us means celebrating our culture, our identity, ourselves from different backgrounds. Members of the Diplomat Corps and the audience this evening, they will remember that in South Africa, we had a very bad history of divisions. Today serves the main purpose of trying to close those divisions by celebrating our identities, diverse identities, to achieve what we call national cohesion and nation building. So this is what brings us here this evening, and we hope you will be able to enjoy with us. We brought here the artists who are going to entertain you. We also wanted to bring South African food so that you can taste it. Unfortunately, it's now locked at the customs because of the bureaucracy and the delays. So we apologize. We hope we can send it through the email and WhatsApps so that you can enjoy it. Thank you very much. Let me allow His Excellency the Minister to come and say a few words. Saygıdeğer büyükelçiler, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgili, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti adına Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ulusal Miras Günü'nün 28. yıl dönümü vesilesiyle verdiği bu resepsiyona katılmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade ediyorum. Her ikisi de ayrılmaz bir bütün teşkil eden Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve kültürel miras gününü bir arada kutluyoruz. Nelson Mandela ve Afrika Ulusal Konseyi liderliğinde Güney Afrika halkının apartheid yıkmak üzere gösterdiği mücadele ve kararlılık tarihte özgürlük, eşitlik, demokrasi ve ayrımcılığın her türünün reddi gibi Güney Afrika halkının mücadelesinde müdafaa ettiği değerler daha iyi bir dünya için kılavuz görevi gören evrensel değerler haline geldi. Afrika'nın bağımsızlığı ve demokrasisi tüm ülkeler için bir ilham kaynağı. Güney Afrika örneğini daha değerli ve diğer ülkeler için daha örnek kılan husus, verilen uzun ve çetin mücadelenin ulusun zengin ve farklılıklar içeren kültürel mirasını kucaklamaya mani olmaması. Bu çerçevede Güney Afrika ve Türkiye'nin birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu ve bu hususun dost ülkelerimiz arasında yakın bir işbirliğinin
zeminini teşkil ettiğini, Afrika'da ve ötesinde kilit bir ortak olarak gördüğümüzü de ifade ediyoruz. İşimiz 20 yıldır Türkiye ve Afrika kazan kazan anlayışı ve karşılıklı saygı temelinde çok boyutlu bir işbirliği modeli geliştirmiştir. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrika ile ilişkilerimizin ulaştığı stratejik seviyeyi ortaya koymuştur. Böylece ülkemizin Afrika politikası artık olgunlaşmış ve yeni bir döneme girmiş. 2002 yılında Afrika'da sadece 12 büyükelçiliğimiz mevcutken bugün 44 büyükelçiliğimiz bulunmaktadır. Bu sayıyı önümüzdeki dönemde 49'a çıkartmayı hedefliyoruz. Ankara'daki Afrika ülkeleri büyükelçiliklerinin sayısı da 2008'de 12, 2022 itibariyle 38'e ulaşmıştır. Daha da ticari hacmimiz 2003 yılında 5.4 milyar dolar seviyesindeyken bugün 34.5 milyar doları bulmuştur. İş insanlarımızın Afrika'daki doğrudan yatırımlarının toplam değeri 6 milyar doları geçmiştir. Dahası müteahhitlik firmalarımız tarafından Afrika'da yüklenen projelerin toplam değeri 80 milyar doları aşmıştır. Geçtiğimiz yıl 2 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi yakaladığımız Güney Afrika, Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortağımız olmuştur. Yine de bu miktarın iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyeli düşünüldüğünde mütevazi bir seviyede kaldığına, Karma Ekonomik Komisyon bütün bu alanlarda ileriye doğru yeni adımlar atılması için uygun bir platform teşkil etmektedir. Türkiye, Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu eş başkanı olarak önümüzdeki dönemde 4. komisyon toplantımıza ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade ediyor. Küresel meselelere dair ortak vizyonumuz, Türkiye-Afrika ilişkilerinin ilerletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Afrika ülkelerinin etkin çoğulculuğa dair temel beklentilerini bizle paylaşalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ukrayna'dan tahıl koridorunun açılmasını sağlayan İstanbul mutabakatıyla Afrika'nın gıda güvenliğine katkı sunmaktan memnuniyet duyururken bir kez daha Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve kültürel miras gününü en samimi ve içten duygularımla kutluyor. Güney Afrika halkına nice barışçıl ve müreffeh milli günler diliyor ve hepinize saygıyla selamlıyorum.